bekleyelim. Evet. Hem misafirler, katılanları orada size tanıtırız. Şu anda yapabileceğimiz görüşmeler bunlar. Buyurun artık yukarı çıkalım. Teşekkür ederim. Şu anda Halaçlar Köyü Perfenay Dengesi'ne misafir olarak katılan Sayın İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Halil Alioğlu ve diğer misafirler yatsı namazını takip köy odasına teşrif ettiler. Şu anda köylülerle köylülerin hoş geldin. Hoş geldin. Diyetiniz kötü belli oldu. Üşümesin diye mi? Nasıl olsa terleyecek diye mi? Ziya mı geldiniz arkadaşlar? Yok. Sen geldin. Evet, siz buradasınız. Biz beraber. Meydana indirilir, merak etmeyin siz. Köylüler hazırlanmış olan yine eksik yiyecekleri. Evet. Evet Zeki Bey. Biraz önce yemek yapacakmıştık. Bu akşam kameraya neler olacak? Misafirlere ikram edelim. Valla pilav var, çorba var. Belediyenin gönüllü yemekleri olarak. Malum hindi eti var. İyi böyle. Tabii karnımız acıktı Kazım'a değil mi? Uzun da sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu anda yas namazından çıkıldı. Ve şu anda yemek merasimi. İçin hazırlıklar da var. Keşke uzaması da hemen otursak. Köyün gençleri biraz evvel çekimini yaptığımız mutfaktan buraya yemekleri servis üzere şu anda gittiler, evet, buraya getirecekler. Geleneksel olarak cuma sofrası olacak. 5'er, 15'er, 10'er, 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 10'er,
Çorbayla başladı. Şimdi isterseniz biz bu gece programımızda ne var ne yok onları bir izah edeyim ben size. Şimdi ne var ne yok diye başladık programımıza. İsterseniz bir olmayanları sayayım ben önce de rahat olun siz. Bu geceki programda
çektir, senettir, ara vere bir şey yok. Günün bürokrasisiyle ilgilenmek yok. Geçim derdi yok. Can sıkıntısı yok. Aşk yarası yok. Karı koca kavgası yok. Siyaset zaten yok. Burada biliyorsunuz. Peki neler var? O zaman olanlara bakalım. Ondan sonra o zaman devam ederiz. Şimdi programın başında Sayın Hocamız ve Muhtarımız dedik ki baştan zaten mahareti boldu kendisinin, sağ olsun. Kendi maharetlerine kemanıyla bir açılış yapacak. İlk isteğimiz de gelin ağlatma havası vardır. Bizim yöremizde meşhur. Onun arkasından karmaşık olabilir. Bizden sizden olabilir. Oynayacağız beraberce. Hemen arkasından yöremize mahsus derleme okuyacak arkadaşımızın birisi. Birlikte onu dinleyeceğiz. Yalnız onun bir özelliği var. Şöyle ki bu tür derlemeler, taşlamalar karşılıklı olursa biraz daha uygun olur herhalde. Bundan da anlaşılıyor ki eğer bu arkadaşımıza bir de siz katılırsanız, sizlerden biri katılırsa çok daha iyi olacak. Hemen arkasından yarışma programı başlayacak. Şöyle, buradaki bulunan ekibi ikiye böleceğiz. İki tane ekip oluşacak. Bu ekip arasında 5 tane yarışma yapacağız. Şöyle ki bir yoğurt yeme yarışması. Ekipler çıkacak, yoğurt yiyecek. Çok diyen kazanacak. Arkasından bir iğneye iplik takma yarışması. Onun arkasından helva yiyeceğiz birlikte. İki arkadaşımız çıkıp helva yiyeceğiz. Arkasından bir çubuk koyacağız masaya, onu yiyeceğiz. Tabii ben onlara zamanı geldiğinde nasıl yenecek, nasıl yenmesi gerekiyorsa o konuda da elimizi döndüğü kadar açıklama yapacağız. En sonunda da lokum yiyeceğiz. Görüyorsunuz hiç tatlı ile şeyle ilgimiz yok. Her şey gayet güzel. Şimdi Sayın Hocamız bu işe başlamadan önce birbirlerini çok tanımıyoruz herhalde. Önce herkes oturduğu yerden kendisini şöyle bir tanıtı versin. Biz de onları tanışalım. Arkasından Sayın Hocamla programı başlayacağız. Bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi biz bu daveti hazırladığımızda bazı yerlere davetlere ulaştık. Bazı duyumlar aldık şöyle ki. İşte orada efendim araçlara gidildiğinde yenileri içilir ama eziyet ederler, dövenler şeklinde bir şeyler oldu. Bu bizde senelerde devam eder yani. Kim doğmuşsa doğduğu saatten itibaren bilir. Ben yaklaşık 43-44 yaşındayım. Bu tür davetlerin sonunda hiç buradan tabut çıkmadı yani. Hiç ölen yok. Ama sedye oluyor bazen. Konuşur herkes rahat olabilir yani. Şimdi baştan Sayın Ağabey'den başlamak üzere herkes oturduğu yerden kısaca adı soyadı ve görev yeriyle bir tane daha tanışalım. Ondan sonra hocamızı başlayalım. Buyurun. Durmuş Erdoğan, Kalaşlar Köylüyüm. Gerede Belediye Meclis Üyesiyim. 1999 yılı Kalaşlar Köyü ağası. Memnun oldum. Aferin şahane. Ne selamdı bu. Anamadan Partisi İl Genel Meclis Üyesi Recep Şafak. Cemal Okur Tüpek, Kalaşlar Köyü eski ağa. Emekli öğretmen Yusuf Özcan, yeni yaparlıyım. Anavatan Partisi Yönetim Kurulu Muhasip Üyesiyim. Teşekkür ederim. Halil Alioğlu, Gerede Belediye Başkanı. Mehmet Kurdoğlu, Gerede Kaymakam. Salih Büyük, Havuzören Güney Köylü, aynı zaman Gerede'li diyeyim. Kerestecilikle uğraşıyorum, İstanbul'da ikamet. Vahit Şişman, Gerede Avuzören Güney Köylüyüm. Kerestecilikte iştigal etmekteyim. Eski
öyle diyorlar artık. Eski diyorlar. Benden sonra da ağa olmadı gerçi ama geride Esentepe Güreş Ağası'yı. Tabii Sayın Kaymakamım hariç herkes bir partiden bahsetti. Daha benim partim yok. Selaş İşletme Başmühendisi Reşat Karan. Sağ olun. Aziz Kılgın, Gerede Sedaş Elektrik İşletmesi Başmühendisliğine teşekkür ederim. Emekli Polis Işık Göker, Karşı Zeki Özbakır, İlçe Tarım Müdürüyüm. Devam edelim. Kazım İnloğul, Halk Eğitim Merkezi Müdürü. Veysel Ertaş, Mal Gözü. Mehmet Alamur, Kaymakamlık Yazışları Müdürü. Sadil Acar, Sadur Köyü Muhtarı. Hasan Apaydır, Halaşar Köyü'ndenim, Kuyumcuyum çalıştım. Emekli öğretmen, Değnek Başkanı Halaşar Köyü, Kuyumcu Mustafa Hidilmez. Kurtuk Bey, Halaşar Köyü'ndenim, Kuyumcuyum. Emekli öğretmen İhsan Şafak. Mahmet Karataş, Alaksar Köyü, ben sana. Şimdi misafir kalmadı. Tamam. Evet, hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi baştan izah ettiğim gibi Sayın Hocamızdan kemalı ile... Bir sözüm var hocam. Buyurun. Doktor Murat Bey'in selamı var. Babası Haç'tan geldiği için yarım saat oldu dedi, önce dedi. Gelemediğinden özür dilediğini söyledi. Sağ ol. Sıra bir soru. Buyurun. Buyurun. Önce gelin ağabeyin havası. Ağalacak havası gelerek şimdi bu meydanda oynamak isteyen var mı? Biz de başlayalım. Sayın Mustafa Yılmaz buyur. Çok çabuk. Mustafa buyur. Şu benim şey var, bir getireceğiz bunu. Mustafa, hayır, hayır bir getir. Doyun, doyun. Çok anlatın abi. Başka ne oluyor? Ben de çabuk